Ruh sağlığı nedir? Ruh nedir? Zihin nedir? Aslında hepsi senin mental sağlığın, içinde bulunduğun farkındalık düzeyin, bilincin, bilinç düzeyin, kendinle ve çevrenle uyumu ifade ediyor. Ruh sağlığı dediğimiz zaman, zihin sağlığı dediğimiz zaman hepsi birbirinden farklı mı? Peki bilinç nedir? Bunların hepsinin sorusunun cevabı aslında kendinde saklı. Çünkü senin kendinle olan uyumun, benlik saygınla olan uyumunu ifade ediyor aslında. Bütün çocukluğundan itibaren günümüze getirdiğin yüklerin, avantajların, olumlu hissettiğin her ne varsa, duygun, düşüncen ve davranışın üzerine kuruldu. Yani geçmişten getirdiklerin, şu anda yaşadıkların, geleceğe dair düşündüklerin hepsi bir düzlem üzerinde, hepsi birbiriyle bağlantılı. Bilinç düzeyin o anki farkındalığına ilişkili aslında. Ne hissediyorum, ne düşünüyorum, nasıl davranıyorum? Bu üçlü şu anda hissettiklerini yansıtıyor. Yani ben şu anda size bunu anlatırken mutluyum. Çünkü beni anladığınızı düşünüyorum ve kendinizden bir şeyler bulup bana danışıyorsunuz. Psikolojik destek istiyorsunuz ve ben psikolojik destek veriyorum. Sonra kendinizi iyi hissediyorsunuz. Sonra çevreyle ve kendinizle olan uyumunuz sağlıklı düzeye gelmiş oluyor. Bu bir sağlıklı döngü haline geliyor. Sizin de kendi içinizdeki döngü bu şekilde aslında. Şu anda içinde bulunduğunuz durum, duygunuzu, düşüncenizi ve davranışınızı etkiliyor. Geçmişten getirdikleriniz de duygunuzu, düşüncenizi ve davranışınızı etkiliyor. Geleceği de. Bir düzlem üzerinde yaşıyorsunuz hepsini. Ruh sağlığı, mental sağlık aynı şey aslında. Yani senin içinde bulunduğun durum, geçmişin ve geleceğin üzerine şekilleniyor. Peki neden bozulur ruh sağlığı? Çünkü kendinle olan uyumun bozulur. Çevreyle olan uyumun da bozulur, kendinle olan uyumun bozulduğunda. Çünkü içinde bir yerlerde bir şeyler kanamaya başlar. Hani nasıl elimizi bir yere çarptığımızda deri zarar görüyor, hasar görüyor, darbe oluyor değil mi? Bu da fiziksel bir travmadır. Biraz daha hızlı çarparsak diğer dokular hasar görüyor. Hani bu derinin katmanları vardır ya, daha hızlı çarptığımızda bu sefer kemik zarar görüyor. Ruhun derinlikleri de böyle. Mental sağlık bu yüzden çok önemli. Yani kendinle olan uyumun ve çevreyle olan uyumunu ifade ediyor aslında. Duygu, düşünce ve davranış düzleminde. Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle ruh sağlığımı nasıl koruyabilirim üzerine konuşacağız. Ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı korumanın ilk adımı kendimizle ve çevremizle olan ilişkilerimizi iyileştirmek aslında. Kendimize yeterince vakit ayırıyor muyuz? Bu çok önemli. Kendimize saygı duyuyor muyuz? Kendimizi seviyor muyuz? Yapılacaklar listemiz var mı? Hedeflerimizi koyuyor muyuz? Bunlar öncelikli olanlar. Her zaman bir amacımız olsun. Beklentilerimizi gözden geçirelim ve daha az şikayet edelim. Duygu ve düşüncelerin farkında ol. Duygularını yarım bırakma, asla bastırma. O anda içinden ağlamak geliyorsa ağla, gülmek geliyorsa gül. Öfkeni doğru bir şekilde ifade et. Kendine ve çevrene zarar verdiğinde, çevreye vermiş olduğun zarar sana tekrar geri dönecektir. Duygularını yaşarken düşüncelerin de farkında ol. Şu anda neden böyle hissediyorum, ne düşünüyorum, nasıl davranıyorum? Sınırlarını çiz ve benlik saygını koru. Her zaman hedeflerin olsun. Ve daha bunun gibi pek çok şey. Travmalar genellikle bizim bunları yapmamızı engeller. Böyle durumda da ne yapıyoruz? Psikolojik destek almayı ihmal etmiyoruz. Psikolojik destek ruh ve zihin sağlığını destekler. Nasıl ki bir yerimiz kırıldığında ya da bir kalbimiz, midemiz, bir yerimiz ağrıdığında doktora gidiyoruz. Ruhumuz ağrıdığında, ruhumuzda bir yara hissettiğimizde, bir yara olduğunda, o yara kanamaya başladığında da bizlere, ruh sağlığı uzmanlarına geleceksiniz tabii ki. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin. Evet, bugün sizlerle ruh sağlığımı nasıl korurum üzerine konuştuk kısaca. Bunlarla ilgili sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Randevu bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız burada. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum.